Evet. Merhaba, iyi günler. Ve bugünkü RBTH Aachen Üniversitesi'nin sunumuna hoş geldiniz. Benim ismim Tülay Tan. Bugünkü sunumumuz RBTH International Academy'nin yüksek lisans programlarıdır. Bu programlar çoğunlukla mühendislik bölümünde ve tabii bir iki tane management programımız da var. Onları bugün sunmak istiyorum ve bugün katıldığınıza teşekkürler. Gördüğünüz gibi yayınımızı home office'ten yapıyoruz. Ben evdeyim, şu an bürodan yapamıyorum. Ama yine de sanırım güzel bir sunum olabilir. Sunumu genelde İngilizce yapacağım. Ama sorularınız varsa Türkçe de yazabilirsiniz. Hiç problem değil. Ve hemen başlayalım. Ha, bir saniye. Olsun, nereye gitmiş mi? Dediğim gibi benim ismim Tülay Tan. Ben MMEPS ve Textile Engineering için Study Course Coordinator'ım. Bazılarınız belki arkadaşım Mustafa Tuğga'yı tanıyorsunuzdur. O bizim Türkiye için özel bağlantı kişimiz. Sorularınız varsa her zaman bana e-mail atabilirsiniz veya Mustafa'yı LinkedIn'den bulup Mustafa'ya da yazabilirsiniz. Okay. And now let me switch to English. Already seeing a lot going on the chat. Well, hello everyone. I'm seeing a lot of merhabalar on the chat. Merhaba. All right. So, living in Germany, studying in Aachen. Germany is probably well known for being the one of the most popular destination among international students. It's a land of innovation and creativity. It's known as a safe country. It's very diverse culturally, especially in this area where Aachen is, North Rhine-Westphalia. It has a huge population of people from other countries. And Aachen especially is very interesting because it's situated at the free country point. Free country point meaning the point between Germany, Belgium and the Netherlands. Şimdi şöyle bir şey var. Almanya'da süpermarketler pazar günü kapatıyor. Her yer kapalıdır. Bazen pazar günü ekmek biter, bir şeyiniz biter. Alışverişe gitmek istersiniz. Onun için Aachen'da otobüse binip Vals'a gitmek aşağı yukarı 10 dakika tutuyor. Vals'a geliyorsunuz, Belçika'dasınız ve Belçika'da pazar günleri her yer açık. Onun için Aachen o yönden çok çok rahat bir şehir Almanya'da. Aachen has about 250,000 inhabitants. Out of these, 63,000 are students. So about every fourth person is a student in Aachen. It's a student city. The student life is, it's all about the student life here. And keep that number in mind, the 63,000, because we will get back to it in a second. Why is my, I clicked out. So as I said, Aachen, the free country point with the Belgium and Dutch border. As I said, compared to other German cities, Aachen has a fairly low cost of living. If you compare it to Stuttgart, Berlin, or Cologne, Köln, it's also situated in what we call the ABC science region. So A, Aachen, B being Bonn, and C is Cologne. And within this triangle between these three cities, there's a lot of research institutes. Probably the best well known would be the Forschungszentrum Jülich, the research center in Jülich. During the 70s and 80s, it was known for research in atomic engineering. Now it's more known for research in the Human Brain Project, which is basically trying to find out if the brain can, like, if a brain can be simulated in a computer. And you know how to connect with the brain, how to connect a computer with the brain. So for those of you who are into science fiction, that's what's going on there. Quick look at RWTH Aachen. In 2020, QS named us number 18 in the ranking for mechanical engineering.
the student body is hugely diverse, and now it says 45,000 students. That's because there's a second university in Aachen, which is the Aachen Polytechnical University. That's where about 10,000 students are, and then there's about 5,000 students at the Catholic University. That's, I think, how it's called. So about 20% of our students are international students, and Aachen has about 260 research institutes. So especially for those of you who are planning for a doctorate, I think Aachen is a good choice. But what does RWTH mean? It means Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen. Really long. Rheinisch-Westfälisch, that's the area, right? Rhineland, Köln, the whole area is called Rhineland. Westfalen is the greater region. Technisch means technical, and Hochschule means university. Now, Aachen doesn't carry the name university in its name. That has historical reasons. When the university was founded, it was called Technische Hochschule. And this used to be a special kind of university that was focused on engineering and natural sciences. And they kept the name. But now you can study a lot of other areas too. There's management, there is medicine, there's biology and all that. So there is like additional areas as well. There's even an area for teaching. Aachen is also a German University of Excellence. This means that it's one of the 16 universities in Germany that receive extra funding for being an excellent university. And it's a university established in 1870. If you're fast in math, that's 150 years. So this year, we were actually supposed to celebrate our 150th birthday, but we couldn't because Corona, obviously. So if you join us next year, you will be able to join all these festivities that are going to happen because they were all moved to next year. All right, enough of this. Let's quickly get to our master programs portfolio. These programs are offered by the International Academy, and they are English taught, so they are private programs. All German programs at RWTH are public programs, which means if you want to study in German, it's totally fine. You can study without tuition fees. If you want to study in the English programs, there is a tuition fee, but we will get to funding a little bit later. And there is one or two English taught programs that are public, but I'm only going to talk about the master programs that are not public. They start every year in October. And the semester fee is 5,500 euros per semester. The programs are 2 years. And that's the difference to other private universities. You don't pay more than the 22,000 euros in total, right? If you need a fifth semester, sixth semester, you don't pay again the fees. You only pay 22,000 euros. And quick look at the programs. They basically split up into two categories. There's the mechanical engineering, the pure mechanical engineering programs. This is computer-aided engineering, network production engineering, textile engineering, my program, and robotic systems engineering. I don't think I need to talk a lot about robotic system engineering. That should be pretty clear. It's robots. Network production engineering, that program is basically all about the three tracks, the test three tracks, battery production, additive manufacturing, and smart factories. And computer-aided engineering, this is more for those people who are interested in conceptualizing machines, simulating machines, and or a little bit more special program, that's textile engineering. Textile engineering basically has, if you think about textiles, you always think about clothes, right? But this program is all about technical textiles. So textiles that are used in cars, textiles that are used in spacecraft, lightweight building with textiles, all that stuff. And if you had a little bit more time, I would be talking about how the Textile Institute reacted in the Corona crisis, but we are a little bit short on time, so
I will be moving on a little bit faster. We have the management and engineering degrees. So these are programs where you have engineering and management. And as you can see, they are kind of sister programs. So production systems engineering, the MMEPS here, that's like the network production engineering, but with management. So this is about smart factories, this is about energy and batteries, this is about car manufacturing, additive manufacturing, and all that. And the MMEKM, that's management and engineering, plus the computer-aided part, you know, simulation and all that. And then there is structural engineering risk management. This is civil engineering, the MME construct. And I'm seeing that some of our friends are asking why I'm not presenting in Turkish. The reason is I'm not that fluent in like academic Turkish. So that's why I'm doing the presentation in English, but I will try to answer your questions in Turkish if you get there. Also, our programs are taught in English, so that's also one reason why I keep to English. Right, quick look at the International Academy. Well, welcome to our international student community. It's a big student community. What we do is basically help our students from getting a spot at RWTH Aachen University all the way to your graduation once you become an alumnus. Through different events, and I actually wanted to take a little bit of time to talk about social events, cultural events, because we moved them into the virtual space. Events like this, but also events where I meet with students online, we talk about issues that they might be having, or mentoring programs were moved online. So we have this program called Peer-to-Peer, where we have one senior student and one new student together. And they are communicating online now, or consultation hours moved online. So a lot of things moved online, but I think it's still working fine. It's a little bit different than it used to be. And I'm really looking forward to things going back to normal, because basically how it used to be was like, if you had a problem, you could come into our office and we could talk directly about it. So that's where we want to go back to. Two big areas where I often get questions are career services, because our programs are mainly meant for folks who are already in a bachelor, who already had their bachelor's, maybe had 1 or 2 years of work experience, and now they want to do a master's to get to the next step, right? So we do offer personal advising, and we basically have career ideas, like things that you do for your career in every semester. So in your first semester, that's where we want you to focus on studying. We don't do a lot of career events in the first semester. In the second semester, that's where we start, you know, meeting some companies so that you get an idea of what companies are looking for. In the third semester, that's when we have events like networking night, where you really meet companies and you already start getting in touch with them. And in the fourth semester, that's where the trainings comes in, right? You get assessment center training, you get your workshop training. Also, you get access to a learning platform that's only for our students. So others can't access this. And there Mustafa has recorded videos on how to write a good CV. How do you conduct yourself in an interview and all that. The other big area is housing. Housing is... Aachen is a city, is a student city. There's a lot of flat shares and stuff, but we also offer housing support. You can book housing through us, but you can also access the student dormitories because you're a normal enrolled student. But getting a spot in the student dormitories is quite hard, which is why we also offer housing. Good, scholarships. And this is the big one, and this is the one where people always ask me, so let's get into the nitty-gritty of scholarships. First of all, if you're looking for a scholarship, start with the DAAD database. So go to Google, put in DAAD scholarship database, and there you will find country-specific scholarships.
Sorry, I need to take a little drink. Then there's the RWTH scholarship database. This is the one by the university. It's not as big. And then we as International Academy also offer our own scholarships. One of these is Women in Engineering. This is a scholarship, well, the name says it, for women who are in engineering. This is a full tuition waiver. So if you apply for the scholarship, your full tuition can get waived. We usually have one for each study program. The second one that's really big, and this is, folks, this is exclusive for Turkish students, is the DAAD TEF. So if you receive the DAAD TEF scholarship, you can get an additional scholarship from us that waives your tuition fee. Go to our website, go to scholarships, there you can read the scholarship regulations. The third thing that is available are the master student loans. So especially for Turkey, this is the Erasmus master student loans. And with there is one specific bank that offers these. And if you Google master student loans Turkey, I think it's the QNB bank that offers these specifically for Turkish students. Okay, what does it cost to live in Germany? I already talked about tuition fees, 22,000 euros for the master programs. The semester fee that every student has to pay, regardless if you're in bachelor or in master, is 300 euro. And this is what we approximate for living expenses, which is about 900 euros. Now, bear in mind, individual needs vary. And the two big, what I would say, variables here is rent and food and general expenses. And the other ones are the same all over Germany. So it doesn't really matter where you are in Germany. You will have to pay internet, radio, TV fees, GEZ. You will need internet at home, obviously. You probably will need a mobile phone contract. Same with health insurance. And it's 95 euros for all students per month. And you should have third-party liability insurance. So this is a mix. This is definitely an overestimation, right? You might be under 900. I don't think that you will be over 900 euros, usually. Okay. So quick overview of the application requirements. Usually the programs have general requirements, which is fundamentals in engineering, mathematics, and natural sciences. And then there's specific fundamentals. If you go to our websites, that's where you can find under application this in detail, because this is different for every program. But generally, if you have a good background in engineering, this should be no problem. We also expect good performance in your undergraduate studies, but there is no GPA cutoff. So if you are, I don't know, if you have a 2.5 and you're like, maybe I won't make it, apply. There's no application fee, and the faculty will tell you if they accept you or not. Okay. Quick overview of the application requirements. You need a CV, a letter of intent, and a transcript of records. Until here, standard, right? We also require that you have two letters of recommendation. This can be by a supervisor at work or a professor. Both is fine. You can also both be from professors. It can both be from work. Totally okay. We require a proof of practical work experience. That is 6 months by application, 12 months by enrollment. All mechanical engineering programs at RWTH, this is both the private programs and the public programs, require the GRE. The GRE general test with these minimum scores. And I don't think any of you did their bachelor's in China, so I guess the APS does not apply.
For your enrollment, you will also need to show your university degree certificate. Obviously, you will need your bachelor's. And you will need a proof of English language proficiency. This can be either the TOEFL test or the IELTS. Right. So these are the three big ones that might be a little bit different from other universities. English test. And again, the English test is needed for the public programs as well as the private programs. Same with the GRE. The GRE is also needed for all public and private programs. The work experience is only needed for the private programs that I talked about. We do offer GRE preparation online seminars. The next one will be on December 4th. Go to our website to find more information about this. You can apply at RWT, well, this is the application address. Since Turks are non-EU, you will need to apply by March 1st. The applications begin December 1st, so in 2 weeks you can begin your application. If you apply by January 15th, you can get up to 10% off through the early bird discount. So make sure to be early, get the early bird discount. If you apply, you can edit most of your files later. So I would suggest you rather apply early than later, because then I can help you with getting everything ready for your application. The only thing that needs to be correct from the beginning is your personal information. I'm sure you know how to put in your name, so I won't worry about that. Quick overview of our alumni. As you can see, they are from about 30 nations around the world. They are from various areas like academic and industrial, and we do have alumni in Bosch, Porsche, Volkswagen, and all these other nice companies. And here's the other thing. At RWT, if you do a program in Germany where you have to pay tuition fee, you get 18 months after the program, once you're done, to look for a job. It's a job-seeking visa. Most of our students decide to stay in Germany because they can get about 6,000 euros back in tax returns from their tuition fee. So if you pay tuition fee in your program, it makes a lot of sense to stay in Germany and work here, because you can reclaim it in your tax returns. This is something that most people don't know. So if they see the 22,000 euros, they think, damn, I have to pay this much money. But the German government actually wants people who work here to, you know, study and keep studying while they work. And that's why they offer credit in tax returns once you're done. Right. And I don't want to talk a lot more. I want to get to your questions. So if you have any questions that I can't answer today, feel free to email me t.10@academy.rwth-aachen.de. And there's my telephone number. So, and I will jump into the questions. And I think I scrolled down too much. Evet, Tural Bey, çok fazla sorumuz var. Questions kısmında. Efendim? En alttan başlayabilirsiniz. İlk sorunun en altta yer alıyor. Hı-hı. En alttan başlayabilirsiniz. İlk soru en altta yer alıyor. Evet. Daha... En altta daha geliyor. Öğrencilerin çok soruları var ya. Loading questions diyor program. Neyse, ben sorulara başlayayım. Can we also have an information about bachelor's application requirements diye Zuhal soruyor. Zuhal, bachelor için fazla bilgim yok çünkü ben yüksek lisans bölümündeyim. Ama sorularınız varsa bizim international office'in e-mail adresini hemen şuraya atayım. Oraya sorularınızı sorabilirsiniz.
Neredeyiz? Buradayız. İngilizce programlar için ya soruları güzel göstermiyor. Gelip gidiyorlar. Kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz teknik problemler var. For the astronautical master's program, is it necessary to know the German language? Benim bildiğim kadar aeronautical ve astronautical master için Almanca'ya gerek yok. Orada da IELTS veya TOEFL beklentisi vardır. Başvuru tarihleri ne zaman ve bu başvurular denk gelen dönemler ne zaman başlıyor? Koronadan ötürü yabancı öğrenci kabul ediliyor mu yoksa Türkiye'den online mi devam etmemiz gerek? İki soru. Başvuru tarihlerimizi vermiştim az önce. Aralık 1'de başlıyor başvurusu ve Mart 1'de bitiyor. Korona yüzünden şu an online. Şu an derslerimiz online veriliyor ama en kısa zamanda yine ya physical classes'a geri dönmek istiyoruz. Program kabul koşullarından konuştuk. Makine mühendislik okuyorum. Almanya'da yüksek lisans yapmak için kaç ortalama verdiniz ona? Dediğim gibi bir ortalamaya gerek yok. GPA cut-off yok. Ama iyi bir bachelor'ın bitirmeniz tabii ki hep iyidir. Hüseyin soruyor semester harçları hakkında. Semester harcı ne oluyor Burcu? Dönemlik harç ücretleri Aa olur, tamam. ücreti. Semester fee gibi. Semester fee'miz aşağı yukarı 300 euro. O 300 euro'nun ama 200 eurosu tren bileti. Hadi bu üniversite ödediğiniz kamu programı veya özel programda olduğunuz önemli değil. Bu bütün her öğrenci ödüyor 300 euroyu. 200 eurosu dediğim gibi tren bileti ve bu tren biletinden bütün Nordrhein-Westfalen ilçe mi oluyor? İçinde trene binebiliyorsunuz ve you can also go to the border towns in Belgium and Netherlands. Ya dediğim gibi dersler online olacak mı değil mi şu an bilemiyorum. Ama aşı buldu diyorlar. İnşallah aşılan yakında yine normal fizik derse geri dönebiliriz. Elektrik elektronik mühendisliği sanırım kamu programı o kadar iyi tanımıyorum ama onlarda bildiğim kadar GRE beklentisi yok. Makine mühendislik fakültesine düşmediği için elektrik fakültesi. Ama yine de onu da internet sayfamızda bulabilirsin şimdi. Merhabalar, Aachen başvuru nasıl yapılır? Dediğim gibi başvuru için apply@rbth.de sayfasına girin ve orada bütün programlarımıza başvuru yapabilirsiniz. Ortalama sınırı bizim programların, yani özel programların ortalama sınırı yoktur. Ama kamu programları için değişebilir. Ve evet, İngilizce bölümlerin, yani İngilizce üretilen programlar paralı. Ama hepsi değil. Automotive engineering paralı değil ve railway construction sanırım o da paralı değil. Yüksek lisans yapmak istiyorum. Mimarlık için Nur, sanırım bizim programımız yok. Ama Almanca var. Almanca üretilen var ama Türkçe üretilen yok. Bu arada mimarlıkta bayağı bir yeni gelişmeler var. Onun için istersen bir internet sayfamıza bak. Sanırım yeni gelen profesör yeni bir İngilizce dil olan Urban Planning programı kurmaya başladı. Moleküler biyoloji ve genetik bölümü için yüksek lisans doktora programı var mı? Şimdi doktora programları Almanya'da şöyle, profesörle görüşüyorsunuz.
ve sizin yapmak istediğiniz projeyi destekliyorsa yapabilirsiniz doktorayı. Almanya'da öyle structured PhD programs o kadar fazla olmuyor. Daha fazla bu öğrenci ve profesörün arasında konuşarak, projeyi kurarak olan bir şey. Evet, devam edelim sorularda. Şunu master kabul için sınavı yapılıyor mu? Temel bilimlerde master kabulü için bölüm yeterlilikli sınavı yapılıyor mu? Dediğim gibi Irmak, GRE testi sadece yapıyoruz. Başka yüksek lisans için bildiğim kadar bir sınav yoktur. Harçlara bunlar. Bunu yaptık. Başvuru tarihleri ne zaman? Tamam. İBA diploma programı için kabul koşulları. International Business diye soruyor Balan. Şimdi International Business RWTH School of Business and Management'ten üretiliyor. Ben International Akademi'den olduğum için, daha doğrusu mühendislik programlarından olduğu için o kadar iyi tanımıyorum. İstersen bana bir e-mail at ve ben sana cevapları vereyim. Dur, bir e-mail adresimi yine şuraya koyuyorum. Ara dönemde başvuru yapabiliyor muyuz yüksek lisans için? Şimdi ara dönemi programdan programa değişik. Ama bizim özel programlar hepsi sadece 30 Oktober'a, 30 Oktober, kış semestere sadece başvuru alıyor. Bektaş, RWTH'da Linguistics programı vardır ama İngilizce öğrettiklerini bilmiyorum. Onu da bir internet sayfamızdan bakman lazımsın. İngilizce ya da Almanca yüksek lisans yapabilme imkanımız var mı? Tabii ki imkanımız var. Sadece bachelor önemli burada. Merhaba, ben Stuttgart Üniversitesi'ne kabul almaya rağmen pandemi nedeniyle gidemedim. Yani bu sene Danimarka arasında başvurular var mı? Yazımını bekliyorum. Bir de okul ücreti ne kadar? Hatırlamıyorum. Serkan, sağ olun, bu sorular sunumda cevaplandı. Cevaplanmamışsa istersen bana bir e-mail at. Malzeme enerji üzerine yüksek lisans düşünüyorum. Koşullarınız nedir? Malzeme. Kusura bakma Zafer. Tam hangi program olduğunu çıkaramadım. Fizik lisans öğrencisiyim. Yatay geçişinde. Fizik lisans öğrencisiyim. Yatay geçişle derslerin bazılarını saydım. Ha Gülşah, sen şimdi Türkiye'den Almanya'ya transfer mi yapmak istiyorsun? Onu fakülteler, şimdi siz Türkiye'de bir bachelor başlayıp Almanya'da devam etmek istiyorsanız onu fakülte ya onaylıyor. Onun için öyle şeylere cevap veremem. O duruma göre değişir. Ekonomi bölümü için hangi dilde yeterli olmak gerekiyor ve kabul koşulları nedir? Şimdi Almanya'da genelde Almanca bir program okumak istiyorsanız lisans olarak C1 Almanca beklentisi genelde oluyor. İngilizce öğretim varsa bu Almanca beklentisi daha düşük oluyor. Bazen B1 oluyor, bazen hiç Almanca beklentisi olmuyor. Ve o zaman İngilizce B2 göstermeniz gerek oluyor. Yeditepe Elektrik Elektronik mezunu mühendisliği alanında master yapmak istiyorum. %100 İngilizceydi. Yani bütün derslerim ve tezim İngilizceydi. Yine de evet, herkes İngilizce testi yapması lazım. Sadece Birleşik Devletler, Noy Zelanda, Avustralya, kim olacağım? İngiltere ve 5 taneydi. Ha, Kanada. Kanada'da okumuşsan, o 5 ülkede okumuşsan IELTS veya TOEFL gerek olmuyor. What are requirements to study with a GIP? Dilsel GIP certificate ne olduğunu bilmediğim için
Belki biraz detay versen. Ece Semester Beitrag, okuma parası her yerde aynıdır üniversite programlarında. Also, yüksek lisans veya lisansta da okursan hep o 300 euro kadar bir paradır. GPA başvuru için önemli midir? GPA dediğim gibi başvuru için çok önemli değil. Ama programdan programa değişebilir. Şimdi her fakülte kendi başvurularını kendileri bakıyorlar. Ve orada bazıları daha fazla GPA'ya bakar. Bazıları daha fazla öğrencinin tüm derslerine bakar. Ya. Sen eğitim üzerine soru ilk tabii ki sorabilirsin. Ben de elimde geldiği kadar cevaplamaya çalışırım ama tabii ki lisans benim bölümüm değil. Onun için çok detaylı bir cevap veremem belki. Management and Engineering başvurmak istiyorum. Prerequisite previous knowledge in economics. Olabileceğim ekonomi sınırlı. Şimdi Adile sen bizim MME Construct'a başvurursan ve sadece 7 CP ekonomin varsa sana ne deniyor ona İngilizcesini de unuttum. Additional classes veriliyor. Ve o 5 krediyi okumaya başlamadan önce kapatabiliyorsun. Bu dersler internetten veriliyor Ağustos'ta ve şimdi sizin bir kredi eksiğiniz varsa 30 krediye kadar kapatabiliyorsunuz. Evet, şimdi benim Bahar benim sunumda yaptığım çoğu şeyler mühendislik bölümü için geçerli. Şartlı kabul için başvurular devam ediyor mu? Alper tam anlamıyorum. Şartlı kabul için başvurular devam ediyor mu? I don't know. Fatih, are there any sports science program for master degree? No, I don't think there's a sports science program. There might be a medical program, though, in the area of sports. I wonder if I information has been given about medicine, as I can translate. No, if I didn't give any specific information about medicine, because again, the medicine is completely in the public programs. So I don't really know a lot about medicine. So now I need to Google real quick. AKF yüksek lisans için de geçerli mi? Burçak, bana yardım edebilir misin? AKF ne oluyormuş? Onunla ilgili benim de bir fikrim yok. Hmm. Ecem Yüksek. Hanım, AKP'nin açılımını yazabilir misiniz acaba? Ben devam edeyim. İngilizce program için şart üzeri arkadaşlar siteyi açarsanız. Sorun. GRE tüm master programı şart mı? Verbal kısmı %15 şartı da aynı şekilde hepsi için geçerli mi? Zeynep şimdi GRE benim bildiğim kadar sadece mühendislikte lazım. Üniversitenin öbür bölümleri GRE istemiyor. Ama tabii ki değişebilir. Ve 145 puan Verbal Reasoning de lazım. Work and travel imkanı üniversitede bildiğim kadar yok. Apart from English language requirement, is there any requirement of lower CGPA? In geology, again, I don't really know about the academic side of things, Mustafa. So you will need to contact the study course coordinator for that to get an idea. But as far as I'm aware, there is no GPA cutoff. Do you know the requirements, Ilke, for bachelor studies in Aachen? Well, one place where you should start is
DAD Zugang Bachelor. So. And I will put the email, address into the chat. So the DAD offers this website. Can you see it? Yes, it does show. And here you need to put in the country of your origin. And let's go with Turkey here. And it will ask you questions on how you finished your high school. And it will tell you what you need to do to get access to the university in Germany. And this is true for every German university. So this is not only RWTH, but for all universities. I'll put this into the chat. And that's the place where you should start. Benim diploma notum 2,4 master programı kabul edilmeye beyan başvuru faydam iddia eğitimi aldım. İdris dediğim gibi GPA cut-off yok. Onun için başvurunuzu yapın. Bizde başvurular ücretli değil. 10 tane başvuru yapabiliyorsunuz. Onun için deneyin. En kolay odur. Önümüzdeki summer semester için kayıtlar devam ediyor mu? NC Restricted Admission hakkında bilgi verebilir misiniz? Open Admission'a göre daha avantajlı mıdır? Şimdi önümüzdeki summer semester için tabii ki bizim programlar dışı başka programlarında da kayıt yapan programlar vardır. Sonra NC Restricted Admission o GPA cut-off olan programlar. Şimdi diyelim hangi programda olabilir bu? Öğretmenlikte sanırım var. Ve bazı programlar restricted admission var. Open admission'daki olan programların GPA cut-off'u yok. O da sadece şimdi diyelim lisansınızda bütün göreceğiniz dersleri görmüşsünüz. Gerek olan dersler bu yüksek lisans için. O zaman o programa girebiliyorsunuz. İsmail diyor, elektronik mühendislik için yüksek lisans imkanları nelerdir? Bizim programlarda Robotic Systems Engineering, bir elektronik mühendisi için en yakın programımız. Bir de her programda, bizim programlarda hepsinde 22 bin euro ücret var. Ama MBA programlarının tabii ki başka ücretleri var. Can we have an information of bachelor's application? Yes. Makine mühendisliğinden mezun oldum. Bilgisayar mühendisliğine yüksek lisans yapmak istiyorum. Başvuru sıkıntısı yaşar mıyım? Ama bu biraz zor soru. Dediğim gibi böyle şeyleri fakülteler sizin transkriptinize bakıp söylüyor. Olur mu olmaz mı? Bence çok büyük bir sıkıntım. Bilemem. Ben de kendim bilgisayar mühendisliği okumuşum. Ve tabii ki şimdi makine mühendisliğinde fazla computer aided mechanical engineering yapmışsan o kadar büyük bir sıkıntı yaşamazsın ama belki bilmiyorum o değişiyor. Aachen'da başvuru ücreti yok mu? Evet Eren, Aachen'da başvuru ücreti yok. Ve istediğiniz kadar bölüm 10 not istediğiniz kadar değil 10 bölüme başvuru yapabilirsiniz. I was trying to ask you, can you please roughly explain them to me so from massive volcanic language concept. So ilke it's very different from program to program. Right, Burcu, 45 dakika demiştik. Sorun değil. Ekstra tanıyabiliriz Türel Bey. Çünkü öğrenciler isterse bana da hep e-mail atabilirler. Ve ben soruları chatten de cevaplayabilirim. İsterseniz devam edeyim. Biraz daha devam edelim isterseniz. Tabii ki. Çok fazla sorumuz var. Farklı da sorular var. Dilerseniz şöyle de yapabilirsiniz. Yan tarafta order by yazan bir kısım var. Questions'ın altında upvote seçeneği var orada. Upvote'a tıklarsanız en çok oyalan soruları da, en çok merak edilen soruları
almış olursunuz. Öyle yapalım. Oh, there's a problem with your connection. All right, upvotes. There we go. Okay. Sınırı nedir? Sanırım bu soruyu son sorunun işte İngilizce bilinen paralı olduğunu biliyorum. Tamam, bunu cevaplamıştık. Mühendislik için gerek olan IELTS puanı şurada, burada görüyor musunuz? Evet, IELTS 5,5'tir. GPA başvuru için önemli, onu cevapladık. B1 Goethe sertifikat ile kabul alınabilir mi? Yoksa şartlı kabul mu olur? İrmak, şimdi Almanca üretilen programlarda, kamu programlarında benim bildiğim kadar C1 gerek. Goethe yetmiyor. Neydi programın ismi? Bir saniye. Admission requirements. There we go. Şimdi bizim sayfamıza giderseniz burada görüyorsunuz. Admission requirements for international bachelor and Staatsexamen. Birincisi tabii ki sizin bitirdiğiniz okul sistemi üniversiteye kapıyı açıyor mu açmıyor mu? Açmıyorsa Studienkolleg'de bir sene okuyup orasını kapatabilirsiniz. İkincisi tabii ki dil sorusu ve Alman yazı RWTH Üniversitesi C1 beklentisi vardır. Bu sayfayı hemen koyayım chat'e. Oradan siz de görebilirsiniz. Alper soruyor, Aachen bölgesinde iş imkanları nasıldır? Şimdi dediğim gibi Aachen, Nordrhein-Westfalen'a bağlı olan bir şehir. Ve Nordrhein-Westfalen, Almanya'nın most populous, en fazla insan yaşayan bölgesidir. Almanya'nın en büyük şehirleri burada. Aachen tabii ki daha fazla araştırma bölümünde. Ama Köln var çok yakında. Köln'e sonra Düsseldorf geliyor. Ondan sonra Ruhrgebiet var. Also Dortmund, Essen, Bochum şehirleri. Düsseldorf. Buralarda büyük, çok büyük şehirler var. Onun için Aachen'da değilse Nordrhein-Westfalen'da çok iyi iş şartları vardır. Lisans eğitim üzerine soru application. Requirements bachelor için cevapları verdin. Business department the changes to apply for us. Sanırım en fazla sorulan soruları bayağı cevapladık. Bir chat'e de hemen bir bakayım. Burça çok böyle gelen bir soru oldu mu da cevaplamadığım? Ece Hanım'ın bir sorusu vardı. AKOFE'nin ne olduğunu sormuştuk. Ha. Onun açıklamasını yapmış kendisi. Hı hı. Akademi devlet yurdu. Evet. Tamam. Tamam. Studierenberg. AKOFE tabii ki yüksek lisans programları için de geçerli. Ya AKOFE'den alabilirsen. Şimdi şöyle bir sıkıntı var burada. Almanya'da yurtlar genelde bekleme listesine göre dağıtılıyor. Onun için şimdi yüksek lisans okuyanlar sadece 2 sene Aachen'da kaldığı için bazen bekleme zamanı yarım sene veya 40 ya da 1 sene olabildiği için hemen bir yurtta yer alamıyorlar. Öyle bir sıkıntı var. Onun için zaten kendi accommodation bölgemiz var. Ben evet Aachen web sitesinde tuition fee yok diye okudum. Siz sonunda var demiştiniz. O, evet, şimdi RWTH Aachen'ın özel programları tuition fee'li 5.500 euro dediğim gibi.
4 semester için 22 bin euro eder ve bu 22 bin euro daha fazla da yükselmiyor. Yani 5. semesterde ödemiyorsunuz. Kamu programları hepsi ücretsiz. Sadece özel programlar ücretli. Ama özel programlar ve kamu programlar birlikte üretildiği için orada biraz karışıklık olabilir internet sayfamızda. Okey. Başka soru yoksa bugün buraya geldiğiniz için çok teşekkürler. Bizim sunumumuzu dinlediğiniz için teşekkürler. Burça, sana da teşekkür etmek istiyorum. Çok yardımcı oldun. Biz çok teşekkür ederiz. Son bir sorumuz var. Eren Bey Questions kısmında da sormuş aynı Evet. soruyu. Son iki soruyu da yanıtlayabilirsek chatte yer alan belki. Proof of derken 12 ay iş tecrübesi olan direkt programa girebiliyor anlamına mı geliyor? Evet, az 12 ay iş tecrübesi beklentimiz var. Ama bunda biraz biz akman nasıl denilebilir bu? Şimdi if you did an internship or if you work for a professor, we all counted towards work experience. Yani şimdi we try not to be too strict about that. Because 11 ay part time tabii ki sayılır. Ama önemlisi sanırım 330 günü doldurması lazım. Orada gün sayılıyor. Ama tabii ki şimdi bir internship'iniz falan varsa ondan da kapatabilirsiniz eksik varsa. Tuşun fiile ilgili varsa link atabilir misiniz? Siteyi bulamadım. Tabii ki Hüseyin, bir saniye. Şimdi özel programları şu sayfada buluyorsunuz. Koşulsuz kabul durumuna mı gelin ölçülüyorsunuz? Koşulsuz. So the kamu programlarınızı RBTH sayfamızdan bulabilirsiniz. Onu da hemen koyun buraya. Nasıl doktor? Şu sayfada bütün programlarımızı bulabilirsiniz. Şimdi evet Veli. Şimdi o sizin yazdığınız programlarda tuition fee yoktur. Tek ödeyeceğiniz o 300 euro her öğrenci ödediği semester başı ya o 300 euroyu. Tabii ki. Okey. Eren 330 gün iş tecrübesi sonrasında şart alanından o iş tecrübesi tek bir şarttır. Yani bütün şartları doldurmanız gerek. Okey. İsmail onu programdan programa değiştiği için şimdi onlar değişik fakültelerde onun için her fakültenin başka başvuru koşulları var. Onu bir bakmanız lazım. Ben şimdi tanıdığım fakülte mühendislik fakültesi. Eren, the application is done in March, enrollment is done in October. So that's why we need 6 months by application because there's still enough
there's 6 months to get the work experience until your enrollment. Nazlı, şimdi application için problem değil. Orada sadece 180 gün lazım. Ama as a enrollment üniversiteye yazılmasında 10. ayda 330 günü kapatması lazım. Şimdi hangi seviyede Almanca bilmeniz gerekiyor? Baran sadece textile engineering için A1 bekliyoruz. Bir programlarda hiç Almanca beklentisi yoktur. Turay Bey, question kısmında Şenay Hanım'ın da bir sorusu var. Uçak mühendisliği ya da mühendislik okumak istiyoruz. Üniversite kabul durumlarını bilmiyoruz. Yardımcı olur musunuz diyor. Uçak mühendisliği programına ya da başka mühendislik programına kayıt olabilir miyiz? Kayıt yaptırmak istiyoruz ama nasıl? Hı hı. Uçak mühendisliği bakmam lazım hangi program. Also, tabii ki o da Mechanical Engineering Institute'da olduğu için sanırım GRE beklentisi orada da vardır. Ama başka koşullarını, ekstra koşullarını kamu programı olduğu için ezbere bilmiyorum. So this would be aeronautical. Bilmiyorum listede. So Bilge, the work experience is only for the özel programs. Özel. Almanca, İngilizce ve Türkçe karışmaya başladı. Evet, şimdi iş beklentisi sadece özel programlar içindir. Metallurgical engineering için GRE şart mıdır? Belki bütün mechanical engineering fakültesinden üretilen programlarda GRE vardır. Elektronikte puan yazmamışsalar demek ki bir kısıntılık yok. Puan kısıtları yoksa yoktur. Eren, I didn't mean special. I meant private. Johnson, bildiğim kadar kamu programlarında iş tecrübesi yoktur. Johnson, onu bilemeyeceğim şimdi. Benim bildiğim kadar illa C1 olması lazım. Ama istersen bizim International Office'e bir e-mail at. Sanırım onlar daha iyi cevaplayabilir. Okay. Daha başka sorularınız varsa dediğim gibi hep bana e-mail atabilirsiniz. Veya Mustafa Tolga'ya LinkedIn'den bulup ona da mesaj atabilirsiniz. Tural Bey, kontaklarınızı chatbox'ta da paylaşmanız mümkün olur mu acaba? Efendim? Kontak bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi chatbox'ta da paylaşmanız mümkün olur mu acaba size mail atabilmeleri için? Ben chatbox'a vereyim. Tamamdır. Çok teşekkürler. Bu arada sistemi biz kapatsak bile kalıp siz yazılı olarak da yanıtlayabiliyorsunuz bazı soruları. Bilginiz olsun. Onun dışında sorusu yanıtlanamayan arkadaşlar ya da daha fazla sorusu olan arkadaşlar için size mail atmaları için kolaylık olacaktır.
mail adresiniz paylaşmanız. Çok Tamam. teşekkür ediyoruz. Çok fazla soru geldi. Birçoğunu yanıtladınız Evet. ama farklı farklı sorular var. Türkiye'den arkadaşlarımız tabii ki Almanya'da okumak istedikleri çok sevindiriyor ve yol açmak da isteriz. Yol göstermek isteriz. Onun için sorularınızı sorun. Çok teşekkür ediyoruz Tural Bey katılımınız ve sunumunuz için. Aynı zamanda ayırdığınız zaman için. Dediğim gibi çok fazla soru geldi. Çok spesifik sorular da var içlerinde. Tahmin ediyorum size zaten e-mail adresinizden ulaşacaktır da arkadaşlar. Tekrar çok teşekkür ederiz. Sizi IT Talks webinarlarında ağırlamak gerçekten çok güzeldi. İyi günler diliyoruz. Aynen, görüşmek üzere. Hoşçakalın.